Buradaki şirket şunu denilmeli. Hemen yarın burayı terk etmeli kardeşim. Kısacası bu. Böyle olmaz. Hemen terk etmeli. Ya kim, anayasayı kimse tanımıyor. Böyle bir şey yok. Ve kısa kesiyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Başkanımız konuşsun. Buyur başkanım. Evet. Değerli basın mensupları, değerli Çimşgecekliler. Özellikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu HES'ler ve chat şeyleri bizi gerçekten Tunceli babında çok üzücü bir noktaya getirmişti. Öyle oldu ki Tunceli'de şu anda kanser vakaları korkunç bir derecede artmıştır. Bunun için ben il sağlık müdürünün yanına gittim. Tunceli'de kanser vakaları çok arttı. Bundan haberiniz var mı diye. Ne yazık ki haberleri yok. İşte bunların artmasının nedeni çetler, madenler, muncur suyumuza, buradaki teger çayımıza zarar vermelerinden dolayıdır. Arkadaşlar bizim isyanımız bundandır. İsyan ediyoruz. Anayasaya uyulmuyor, hukuka uyulmuyor, hiçbir şeye uyulmuyor. Ve biz burada ortada kalmışız. Hiçbir şeye uyulmuyor. Öyle bir düzen gelmiş ki gençlerimiz kaçıyor ülkemizden. Hep bu yüzden. Yurt dışına kaçıyor. Yurt dışına kaçak yollarla gençlerimiz büyük şehirlere kaçıyor. Kanser vakaları arttı. Bunun nedeni budur. Biz buraya sahip çıkmalıyız. Hiçbir taviz vermemeliyiz. Onun için de sizden ricam bu konularda hiç taviz vermeyelim. Ne mücadele gerekiyorsa yanınızdayız. Hep beraberiz. Bütünüz. Burada da anayasaya uyulmuyor. Kanunlara uyulmuyor. İnsanların geleceğiyle oynanıyor. İnsanların hayatlarıyla oynanıyor. Buna müsaade etmeyelim. Buna verecek hiçbir tavizimiz yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize karar veriyorum. Bu ucube projeyi ortadan kaldırıncaya kadar hep birlikte hareket edecek miyiz? Evet! Yarından itibaren bu mücadeleyi hissedecek miyiz? Evet! O zaman burada hakim sınıflara resmen çağrı yapıyoruz. Lütfen bu ucube projenizden vazgeçin. Yoksa bu halk bu projeyi başınıza yıkar.